mide botoksu ile ilgili bütün bilgileri sizin engin bilginizden öğrenmek istiyorum. Acı var mı? Acı yok. 2 saat sonra işinize gücünüze devam ediyorsunuz. Mide botoksu midenin içine botulin toksini enjekte ediyoruz. Bu botulin toksin nedir? Botulin toksin botoks. Botoks. Düşüneceğim. Korkuyorum ama. Korkulacak bir durum yok. Gereken neyse ben yardımcı olurum. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Obezite cerrahı ve tabii ki genel cerrahi uzmanı operatör doktor Elnur Hüseynov'la bütün zayıflama detaylarını, ameliyatlarını, endoskopik yöntemleri konuşmaya devam ediyoruz. Önce bir teşekkürüm var. Avrupa Şafak Hastanesi'nin katkılarıyla çekiyoruz videomuzu. Bütün çalışma arkadaşlarına ve tabii ki doktor ekibine, sağlık ekibine buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Hocam nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu artık bu serinin son videosu. Mide botoksu. Evet. Mide botoksu ile ilgili bütün bilgileri sizin engin bilginizden öğrenmek istiyorum. Mide botoksu nedir? Mide botoksu midenin içine botulin toksini enjekte ediyoruz. Bu botulin toksin nedir? Botulin toksin botoks. Botoks. Aynen. Şuraya ara yapılan gözümüz, mı hocam? Yani göz etrafına, yüze yapılan aynı şeyi biz sadece mideye yapıyoruz. Bu ne oluyor? Mide içerisine endoskopik olarak yaptığımızda mide felç oluyor. Mide hareket edemiyor. Ama midenin girişine yapılıyor. Midenin iç kısmına, iç duvarına yapıyoruz. Mide kasılamıyor. Öyle mi? Her tarafa mı? Midenin iç tarafına yapıyoruz. Mide kasılamıyor. Gevşek kalıyor. Bu da gıdanın midede daha fazla durmasına sebep oluyor. Normalde yediğimiz gıdalar midede 4-8 saat sürede emilirken, evet, bağırsağa geçerken daha fazla kalıyor. Daha fazla kalınca ne oluyor? Doygunluk hissi oluyor. Kiloları böyle veriyoruz aslında. Benim ilk sorum, her zamanki ilk sorum doktorlara, buyurun, acı var mı? Acı yok. Acı yok. Endoskopik işlem de yapılıyor. Ortalama 10 dakika sürüyor. Midenin çok farklı noktalarına enjeksiyonu yaparak dediğim gibi felç ediyoruz. Endoskopide yapmış gibi 10 dakika sürüyor. Hemen sonra 2 saat sonra işinize gücünüze devam ediyorsunuz. Herhangi bir ağrı yok, sızı yok, herhangi bir ek bir rahatsızlık yok. İstifra yok, hiçbir şey yok. Herhangi bir kasılma yok, bulantı yok, kusma yok. Endoskopi yaptığımız gibi. Sadece bir gaz şişkinliği var. O da normal endoskopide olan şişlikler. Peki hocam, yani peki nasıl hani mide sindirime geçiyor? Şimdi mide dediğim gibi kasılamadığı için gevşek kalıyor. Evet. Kasılama. Mide gıda içeride fazla miktarda duruyor. Bunlar yavaş yavaş sonra kendi kasılması gelince onları yavaş yavaş bağırsağa ötürüyor. Böylelikle daha geç yemek yiyoruz. Daha fazla kilo veriyoruz. Acıkmıyoruz daha doğru. Doygunluk hissi oluyor. Geliyor. Evet. Peki kimlere öneriyorsunuz? Yani çok mesela bu yüksek kilolulara yapıyor musunuz yoksa? Şimdi kilosu olan herkese yapıyoruz. Vücut kitle indeksi 24'ün 25'in üstü olan herkese yapıyoruz. Hafif kilolu olanlar da yapıyoruz. Evet. Aşırı yüksek kilosu olan hastalara da yapılabilir. Ameliyat öncesi kilo vermek için yapılan yöntemlerden de birisi budur. 5-10 kilo, 20 kilo vermek isteyenlerde de güzel bir yöntem diye çok tahmin iyi bir ediyorum. Yöntem, tabii. Aynı zamanda yine diyet veriyor musunuz? Mutlaka bu balondur, botoksdur, bunlar yardımcı bir metot. Yine kişiye özel diyet vermemiz şart. Hani bazı hastalar illa böyle liste istemiyor. Bana ne yiyebilirim, ne içebilirim onlar söylüyor. Zaten en önemli sıkıntımız öğün atlamamız. Öğünleri zamanında yemememiz. Bunlar aslında bize kilo aldırıyor. Biz sadece bir destek oluyoruz. Hastaya göre bir kişisel program hazırlıyoruz. Botoks zaten yardımcı bir metot. Hı hı. Yine iş diyette bitiyor hastalığı. Peki ben yarın geldim. Evet. Siz de bana mide botoksunu önerdiniz. Seyhan 10 kiloyu her türlü verirsin. Mide botoksu destek olsun dediniz. Evet. Ne yapıyorum? Geldiğinizde aç gelmeniz lazım. Biz sizin yağ kas analizinize hassas tartılarda bunları alıyoruz. Zaten uygun oluyorsunuz önceden konuştuğumuzda. Endoskopi alıyoruz sizi. Endoskopide bu işlemi yapılıyor. 10 dakika. 10 dakika. Ondan sonra 1 saat kendinize endoskopinin bayılma süresini geçtikten sonra
Kendinize geldikten sonra normal işinize gücünüze devam edebiliyorsunuz. Süper. Ne kadar sürüyor bir botoksun? Yani %6 ayda bir gidiliyor evet. Midede. Ortalama 3-4 ay kadar bir etkisi var. 1,5 aydan başlar. 3-4 ay kadar uzayabiliyor. Bazen 1,5 ayda etkisi bitiyor. Bazen 3 ayda etkisi bitiyor. 3 ayda bir, 4 ayda bir bunları yaptırabiliyoruz. 3 ayda kaç kilo veririm hocam? Benim gibi 20 kilo fazlası olan 20 biri. 20 kilo fazlası olanlarda 10 kilo, 12 kilo verebilirsiniz. İlk 3 ayda. İlk 3 ayda 10 kilo kadar verirsiniz. Peki bu mide botoksunu kaç seans yenileyebiliyorsunuz? Yani İstediğimiz kadar yenileyebiliriz. Dediğim gibi sadece bunda iş bitmemesi lazım. Dediğim gibi hayat standartımızı, diyetimizi zaten yardımcı olacağı için hani bu bir nevi bir psikolojik bir destek gibi de diyebiliriz. Hani hasta kilo verdiğini görünce daha da motive oluyor, daha da diyetini uygulayabiliyor, sporunu yapabiliyor. Böylelikle daha sağlıklı kilo verebiliyor hastalar. Kimlere öneriyorsunuz hocam? Hani zor diyet yapanlar olur, işte her gördüğünü mesela canı çeker diyet yapamayanlar olur. Ya da atıyorum başka bir hastalığı vardır, diyet yapamıyordur, illaki ağzına bir şey yani atma ihtiyacı vardır. Kilosu olan herkese aslında öneriyoruz. Bu fazla kilolardan hani hafif kilolu olup da klas 1 obeziteye gidecek olan hastalara önleme amaçlı bunları yapmak lazım. Artık bütün hastalarda. Ameliyattan korkan hastalara yapabiliriz. Tüp mide ameliyatı, bypass olmak istemeyenler, aşırı ameliyat korkusu olanlar, ameliyata engel durum olan yerlerde de botoks kullanabiliriz. En çok önerdiğiniz peki mide, yani bunu da izleyicilerimizin buyurun, çok böyle kıyas yaptığına inanıyorum. Mide balonu mu, mide botoksu mu desem bana yani şimdi fazladan, ilk hangisini fazladan önerirsiniz? 20 kilosu varsa hastamızın tabii ki de balon daha etkilidir. Fazladan 5 kilo, 8 kilosu olanlar hastalarda botoks da etki ediyor. Güzel ve çok gerçekten samimiydi. Çok teşekkür ederim. Güzel. Peki hocam yine yaş sınırı rica ediyorum. Yaş mide sınırı botoksunda 18 da. Yaş üstü herkese yapabiliriz. 65 mi sınır? 65 yine 65. 70 çünkü olsa olmaz mı? Ya hafif oynamalar olabiliyor. Hasta kendisini dinç hissediyorsa, herhangi bir ek rahatsızlığı yoksa, kendi hayat standartını devam ettirebiliyorsa tabii ki de yapılabiliyor. Ama yine hastaya göre değerlendiriyoruz. Sosyal medyada bana sorulan bir soru vardı. Onu da burada hemen buyurun sormak istiyorum. Kabızlık bu iki operasyonda da sorun olur mu? Yani bir başımıza bela olur mu? Yoksa yok, hiç olmaz mı? Yok, herhangi bir sorun olmaz. Sıkıntımız olmaz. Kabızlık en önemli sebebi zaten su eksikliği. Sıvı almayınca kabız oluyor insanlar, hastalar. Suyu yeteri kadar tükettikten sonra bunlar da çözülüyor. Teşekkür aslında ederim. Benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, herhangi bir şey yok. Zaten geniş geniş anlattık her şeyi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Düşüneceğim. İkisinden biri. Korkuyorum ama. Korkulacak bir durum yok. Gereken neyse ben yardımcı olurum. Zaten 7 yıldır telefonum açık. Bu sadece sizde hasta değil, bütün hastalarım için. En ufak sıkıntıda bile direkt birebir bana ulaşıyor hastalar. Aynen öyle. Sağ olun. İyi ki varsınız. Bir de kız kardeşinize yapmışsınız ya, o da beni evet, çok mutlu etti. Yani böyle daha bir güven oluşuyor. Kendi yakınlarına yaptım. Kendi yakınınıza yaptığınız mide balonu. O yüzden böyle daha bir hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Operatör Doktor Elnur Hüseynov'la mide ameliyatları, zayıflama teknikleri, ameliyatlı ve ameliyatsız zayıflama tekniklerinin hepsini konuştuk. 4 seri video yaptık. Lütfen bir tanesini kaçırdıysanız diğer 3'ünü, yani şu an tek videodasınız, diğer 3'ünü de kaçırmamanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere.